Vivo markasının Türkiye'de ürettiği uygun fiyatlı akıl telefonu Vivo Y21s bu videoda inceleme konuğumuz oluyor. Merhaba, inceleme koya hoş geldiniz. Daha önce sizlerle birlikte Vivo'nun V21e modelini incelemiştik. O modelde uygun fiyat etiketiyle dikkat çekiyordu. Ancak bu videoda inceleme konumuz olan Vivo Y21 e, daha giriş segmentinde yer alan ve daha erişilebilir fiyatla karşımıza çıkan bir akıllı telefon modeli. Gelin Vivo Y21 sin detaylarına hep birlikte daha yakından bakalım. Tasarım detaylarıyla başlayacak olursak Vivo Y21s bulunduğu fiyat segmentinde en şık görünen akıllı telefonlardan bir tanesi. Sadece 8 mm inceliğe sahip olan telefon yaklaşık 180 gram ağırlığında bu da telefonun oldukça hafif ve ince olduğu anlamına geliyor. Özellikle 2.5 boyutlu ön camı ve düz kenarlarıyla birlikte çok şık bir tasarıma sahip olan Vivo Y21S'in gece yarısı siyahı ve gün ortası rüyası olarak adlandırılan iki farklı renk seçeneği mevcut. Bizim incelediğimiz gece yarısı rengi oldukça siyaha yakın ancak lacivert tonlarıyla da gerçekten çok şık duruyor. Gün ortası rüyası renk seçeneği daha pembe, mavi ve mor renklerin ağır bastığı oldukça renkli bir telefon. Siz de beğendiğiniz iki renk seçeneği arasından tercih yapabilirsiniz. Aynı zamanda telefonun kutu içeriğinde dahili olarak şeffaf kılıfa da yer veriliyor. Böylelikle Vivo Y21s'i tasarım hatlarının önünü çıkarmaya devam ederek darbelere karşı da koruyabiliyorsunuz. Telefonun parmak izi okuyucusu da oldukça iyi konumlandırılmış. Parmak izi okuyucusu güç butonunda yer alıyor. Sağ taraftaki güç butonunda yer alan parmak izi okuyucu da oldukça hızlı çalışıyor. Aynı zamanda telefonda yazılımsal olarak yüz tanıma özelliğine de yer veriliyor. Vivo Y20 Resin üst kısmında 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut. Destek kablolu kulaklıklarınızı Vivo Y21 se de bu şekilde kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Telefonun ekran detaylarıyla devam edecek olduğumuzda Vivo Y21 in 6.51 inçlik HD Plus çözünürlüklü bir IPS LCD ekranı mevcut. Ekran boyutu bence oldukça iyi. 6.51 inçlik büyük ekran deneyimi gerçekten harika. Telefonun ekranında aynı zamanda damla ve çentiye yer veriliyor. Yine telefon bulunduğu segmente göre bence ön ekran paneliyle de oldukça şık görünüyor. Telefon ekranı bulunduğu fiyat segmentinin gereksinimlerini karşılar düzeyde. Özellikle oyun oynarken, video ya da film dizi izlerken de bu ekran oldukça güzel göründüğünü söyleyebilirim. Teknik özelliklere gelecek olursak giriş segmente yer alan Vivo Y21s e, gücünü Mediatek'in Helio G80 chipsetinden alıyor. Helio G80 ile birlikte birçok oyunu ortalama grafik ayarlarında ya da giriş grafik ayarlarında rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ben de yaptığım testlerde PUBG'yi denedim. PUBG'yi de giriş ve orta grafik ayarlarında oldukça akıcı bir şekilde Vivo Y21S'de oynayabiliyorsunuz. Pek tabi diğer oyunlardaki performans da bence segmentine göre oldukça başarılı. Telefon 128 GB dahil depolama alanı ile birlikte geliyor ve 4 GB RAM'e sahip. Ancak genişletilebilir RAM desteğiyle Vivo Y21S 1 GB sanal RAM oluşturarak depolama alanının 1 GB'ını RAM olarak da kullanabiliyor. Böylelikle ihtiyaç duyduğu durumlarda 5 GB'a ulaşarak Telefonlanlık olarak kasma dolma gibi problemler doğurmasının önüne geçiyor. Ayrıca yine yüksek grafikli oyunları oynarken de bu ekstra bellek alanı oldukça avantajlı. Vivo Y21s'in kamera yetenekleriyle devam edecek olduğumuzda telefonun 3 adet arka kamerası mevcut. Ana kamera sensörümüz 50 megapiksel çözünürlüklü geniş açılı bir kamera. Bununla birlikte telefonda 2 megapiksel derinlik kamerasına ve 2 megapiksel makro kameraya yer veriliyor. Vivo Y21s'in bulunduğu fiyat segmentine göre yine başarılı fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Zaten şu anda Vivo Y21s ile çekilen bazı fotoğraf örneklerini de ekranda görüyorsunuz. Özellikle kapalı bir günde fotoğraf çekimi yapmamıza rağmen... Vivo Y21s düşük ışıkta da beklediğimden iyi sonuç verdi diyebilirim. Vivo Y21s'in kamera tarafındaki tek dezavantajı bence ultra geniş açılı kameranın bulunmaması. Evet normal geniş açılı kamera birçok kadrajı sığdırmanıza yardımcı oluyor oldukça başarılı bir geniş kamera. Ancak ultra geniş açılı yani 05 x'te fotoğraf ve video çekimlerini Vivo Y20 resmine yapamıyorsunuz. Eğer ultra geniş açılı fotoğraflar sizin için çok önemliyse bu kriteri göz önünde bulundurmanızı öneririm. Ama bunun dışında Vivo Y20 resim ben kamerasını oldukça beğendim. Aynı zamanda telefonun Flash HD 30 fps video kaydı yapabildiğinden söyleyelim. Yine video tarafında da bulunduğu segmentte başarılı kabul edilebilecek görüntüleri imza atıyor. Telefonun ön tarafında 8 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası var. 8 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerasında performansını ben yine beğendiğimi söyleyebilirim. Bu kamerayla da yaptığım fotoğraf denemelerinde Vivo y 20 s sınıfındaki beklentileri karşılamayı başardı. Telefonun en iddialı olduğu konulardan biri de batarya. Vivo Y21s 5000 mAh kapasiteli oldukça güçlü bir batarya bulunuyor. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde ne kadar aktif telefon kullanırsanız kullanın birçok kişi için fazlası da yeterli bir batarya kapasitesi mevcut. Öyle ki ben yaptığım denemelerde ortalama 1,5 gün 2 günlük kullanım sürelerini rahatlıkla gördüm. Eğer çok aktif, çok yoğun telefon kullanan biri olsanız bile Vivo Y20 resim bataryası ortalama bir gün boyunca size rahatlıkla yeterli olacaktır. Aynı zamanda Vivo Y21S'in diğer güzel avantajlarından biri de kutusundan 18 wattlık hızlı şarj adaptörü çıkıyor ve telefon USB Type-C standartı üzerinden şarj oluyor. Bu da yine olması gereken ancak genellikle bu segmentteki telefonlarda göremediğimiz özelliklerden biri. Özetleyecek olursak Vivo Y21S bulunduğu giriş segmentine göre başarılı özellikler sunan Fiyat etiketine göre bu segmente tercih edebileceğiniz diğer telefon modellerinden biri. Siz Vivo Y21 S e hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.